Evet kıymetli dostlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar ana kanalımıza vermiş olduğunuz destekten dolayı Hepinize teşekkürler Özellikle son günlerde üye arkadaşlara bazı linkler üzerinden duyumları veriyorum Onların da tahammül ettikleri için onlara da teşekkürlerimi soruyorum Birkaç tane de soru var bu videoda yani son videomuzda Onları da inşallah cevaplandıracağım arkadaşlar ee, Ama şunu söyleyeyim Eee Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum sizler için ve sizlerin de desteklerini görünce seviniyorum. Fenerbahçe'de Fred gerçeği ortaya çıktığı Müslüman değilmiş. Be, biliyoruz bunu zaten. Yok yok Müslüman değilmiş değil. Arkadaşlar yazın Fenerbahçe'ye 35 milyon euro'luk Suudi Arabistan takımlarından birinden teklif geldi. Fred'e de yıllık 10 milyon euro teklif ettiler. Yıllık ücret keş, katışıksız kemiksiz keş. Kabul etmedi ve dedi ki ben Fenerbahçe'de mutluyum dedi. Ben Fenerbahçe'de iyiyim dedi. Hoşum dedi. E, beni buradan ayırmaya sizin paranız yetmez. O paranızı alalım dedi. Lan siz bana yardım edeceğinize gidip Filistin'e yardım edin lan. Tevbiye serifler dedi. Yani bu e, şeyde yapmış oldum. Hani maşallahı var Fred'in. Fred gerçekten de ciddi manada iyi bir durumda ve ben Fred için şunu da belirtiyorum bak. Aslında elimizde bizim Fred gibi bir imkan varken biz sanki yanlış yollara sapıyoruz gibi geliyor ya. Hani yanlış yollara sapıyoruz derken kastettiğim orta saha transferi değil. Şimdi mesela Medina transferi. Ben Medina transferi için şunu söyleyeyim kendi açımdan. Hani herkes aldık ettik şöyle yaptık böyle yaptık diyor. Ben okeyliyorum bunu yanlış anlamayın. Medina'yı izlediğim kadarıyla yetenekli bir çocuk. Ama bu kadar para verilir mi? Fenerbahçe ekonomisi böyleyken o beni tereddüte düşürüyor. Ama bize bir Fred varken bir Fred daha lazım. Ben Rebio ismini bu yüzden söylüyorum. Hani Fred artı Rebio artı İsmail Yüksek artışı Şimanski 4. Mert Hakan 5'ler Bartu 6'lar belki 7. bir isim daha alman gerekir. Ya da en azından çareyi orta sahanı kendi içinde çıkartmakta bulursun. Bu benim görüşüm. Hani herkes de bu konudayız. Mesela Amrabat konusunda Fenerbahçe'den Amrabat'a ilk teklif diye bir e, gündem oluştu. Sofyan Amrabat. Şimdi orta saha araçları sürüyor. Yaz sabuncu haberine göre. Ama Amrabat'ın temsilcisi de cumartesi günü bir araya geldi. Transfer şartlarını Fenerbahçe değerlendirdi diye. Bakın. Amrabat'ın şartlar değerlendirildi diye. Ve e, Fenerbahçe Fiorentina'ya kiralama teklifini sundu. Opsiyon 12 milyon euro. Yani ücretsiz kiralayalım. 12 opsiyon olsun diye. 3 maçta oynadı ki ben size ne diyorum arkadaşlar? Amrabat'ın olayı bu. Bir yıl sözleşmesi kaldı diyor. Hayır sözleşmesini yenilediler diye biliyorum. Bakın sözleşmesini yenilediler diye biliyorum. Milan bu futbolcu şey Milan diyor Manchester United bu futbolcuyu transfer etmek için ne kadar para dökmüştü hatırlıyor musunuz? Napoli almak istiyor Amrabat'ı ama olmuyor. Sevgili Sercan Hamzoğlu 20 Temmuz'da ilgiyi duyurmuştu. Hani SEG menajerlik şirketine sordu. Resmi bir teklif yapılmadı sadece şartları soruldu diye. Bu tip transfer şartlarının sorulması çok çok sıkça gerçekleşen olaylar. Ya Sabuncuoğlu da derine inmiş. Bugünkü teklifinden bahsetmiş. Hani ben şunu söylüyorum. Amrabat almak mantıklı mı? Hani çekingesi olan arkadaşlar var. Benim de çekingem var. Bilginiz olsun. Ama bakalım ne yapılacak arkadaşlar. Ee, bunu söyleyeyim. Şimdi e, ya Yağız Sabuncuoğlu'nun bir haberi var Medine'yle ilgili. Bu bana çok salakça geliyor. Bak Niye biliyor musunuz? Onu da yazayım. Hatta yazarken siz de dinleyin. Bu bana çok salakça geliyor. Çünkü serbest kalma 18 milyon euro. Yani 20 milyon dolar. Diyelim biz 18 verdik. Boka bunun dört vergi olarak verecek ve eline kalacak 13 buçuk. Biz 15 artı %25 vermeyi niye kabul edelim? Yani kısaca şöyle söyleyeyim. 18 milyon euroya serbest kalır diyorlar. Yani 18 20 milyon dolara. Hani eğer biz 15 artı 25 %25 vergisini verirsek 18.4 yapıyor. Yani salak mıyız 18 verip direkt alırız? Kulübü de zarara gider, kendisi de zarara gider. Fenerbahçe ve Galatasaray başta olmak üzere birden fazla kulüp kullanmadıkları yabancı oyunculardan çıkamadıkları için 12 artı 2 olan yabancı kuralında tribünde oturan artı 2 kontenjanının arttırılmasını istedi ancak bu talep TFF tarafından reddedildi diyor. Yağız Sabuncuoğlu. Yani 12 artı 4 olsa bari. Yani 12 artı 2 değil de direkt 14 olsa bari. Çünkü tribünde oturtacak futbolcu bulmak zor arkadaşlar. Hakikaten zor bak. Bunu WhatsApp ee, arkadaş söylemişti. De. Durum bu. Ha Medina içinde durum bu. Amrabat içinde durum bu. Gördüğüm kadarıyla yani Fenerbahçe hem Medina'yı hem Amrabat alacak. Bu benim gördüğüm kadarıyla. Hem Amrabat hem Medina hayırlı olsun desem herhalde yalan söylemiş olmam. Çünkü iş bu noktaya gidiyor. Bu dediğimi de unutmayın. Kurunic İtalya'dan talip Rade Kurunic'e. Çizme ekibi Empoli yıldız futbolcuyu kiralamak istiyor. Fenerbahçe elden çıkartmak istiyor. Bakın arkadaşlar. Ben kurun için sizin ola size olayını anlatayım. Biz kurun içi kadro dışı bıraktık. Radi kurun iç kadro dışı kaldı. Bu sezon 4 maç 233 dakika oynadı. E skor katkısında bulunamadı. Hocam bak işte e şeyde Amrabatı oynatıyor diyorsunuz. Anladınız mı niye oynatıyorlar? Aynı bizim niyet. Ben bunu söylediğim zaman yok efendim şunlar da satacaklar futbolcu oynatıyor mu? Bunlar da satacakları futbolcu oynatıyor mu diyen sivri akıllılar ya da boş beleş akıllılar çok vardı. Şimdi bak diyorsunuz ki hocam adamlar Amrabat'ı oynatıyorlar. Demek ki öyle gönderme fikri şeydi yok. Adam Amrabat'ı oynatıp 15 milyon euro istiyordu. Şimdi düştüler. O da ayrı bir olay. Yani kurun hiç olayını anladınız değil mi arkadaşlar? İsteyen var. Bakın 3 seçenek. 1. Hiç oynamayacak kadro kalacak. 2. Sözleşmesi feshedilip gönderecek. 3. En azından kötünün iyisi gitsin de empolde kiralık oynasın. Belli mi olur? Belki patlama yapar. Ertesi sene bonservisini satarız. Nasıl olsa bonservisi bizde olay var. Bu olay olacak gibi. Mert Hakan yandaş geri dönüyor. Onu da biliyorsunuz arkadaşlar. 4 maçlık cezası bitti. Savunun adiler, tırsın alçaklar, 3,5 atın korkaklar, emekli dul ve yetimin bacanağı Mert Hakan yandaş geliyor. Bu korku da size 6 ay yeter. E tabii ki de Mert Hakan yandaşın gelmesi de en azından Fenerbahçe'de Mourinho'nun elini güçlendirir. Şimdi Gündem Yasin Özcan. Fenerbahçe'de bekao transferi olmadı. Yani bizden ölü fiyatını almak istediler. Biz de diri fiyatına satmak istedik. Yani burada anlaşılmayan bir şey yok arkadaşlar. 14 milyon euroyu verseler biz direkt vereceğiz. Bakın İtalya'nın e, Süper Kupa finaline çıkmış takımından bahsediyoruz. Adamlar için 14 milyon euro hiçbir şey. Ama e, tabii ki de tereddütleri, çekingeleri var. Onu da söyleyeyim. E, durum bu. Yani enteresan bir durum diyelim. Garip bir durum diyelim. İtalya'da Juventus mali yolsuzluk yapıp şampiyonluk yarışında haksız kazanç elde ettiği için küme düşürüldü. Sorumlular hesap verildi. Türkiye'de neden adım atılmıyor? Neden itiraflara rağmen görmezden geliniyor? Masak soruşturması olacak mı? Savcılar olaya el koyacak mı demiş. 12 numara. Biz de bu paylaşıma destek olalım. Yani biz de merak ediyoruz. Yani bu soruşturmayı Fenerbahçe taraftarı, mesela 7-24 bunu paylaşması lazım ama kimseden ses seda yok. Neyse. Yasin Özcan Lindelöf. Arkadaşlar Fenerbahçe BKO'yu satamadığı için sol stoper alma niyetinden bir nevi vazgeçti. Bakın iyi dinleyin. Bir. Bakın bir. Ciku. 2 Çağlar. 3. Bekao. 4. Hocam 4 herkes olabilir. Mesela 4 Samet Akaydın olsa. 5. Yusuf Akçiçek. E, tehlike anında camı kırmızı butonu var orada. Kimdir o camı kırmızı butonu? O camı kırmızı butonu da e, Osterwolde. Yani herkes olabiliyor. Bu arada Galatasaray'da hala bilet yani hala bilet var mı? Çok sayıda bilet mevcutmuş Young Boys maçı için. Yani yıllardır son gün akşam Avrupa maçı var. Pasolik'te çok sayıda bilet var. Avrupa, Kupa, Süper Lig maçlarında bilet ilk çıktığı dakikada biterken bir haftadır niye satılmamış biletler? Demek ki çek biletleri son 2-3 günde 50, 75, 100 bin, 200 bin operasyonu doğruymuş diyor Hakan Hanoğlu. Bu da ayrı bir olay. Yasin Özcan için Elde kullanmadığımız futbolcuları takasla teklif ediyoruz. Mesela ben bir öneride bulunayım. Cengiz Ünder'i kiralayalım. Levent Mercan'ı kiralayalım. Oynama garantisiyle. Cengiz orada parlar. Levent de orada parlar. 2. Emre Mor'u kadro bon verelim. 3. Hani bunların yıllık ücretlerini veremeyecekler için Kasımpaşa, Cengiz'in falan. 2-3 milyon euro da yıllık ücretleri için bon servis ücreti verelim. Yasin Özcan'a. Yasin Özcan'ı çekelim. Bak. 3 milyon euro verelim. Cengiz verelim. Levent Mercan verelim. Emre Mor'u bon verelim. Alalım Yasin Özcan'ı. Kar mı kar? Ya tabii Kasımpaşa da aptal değil. Bunları kabul edecek durumda değil. Yusuf Akçiçeğe de kiralık verelim. O da orada pişsin. Ya da bon servisini Kasımpaşa'ya verelim diyelim ki işte alma önceliği bizde falan diyelim. bunlar da olabilir şeyler ama durum bu. Lindelöf'ün şu aşamada gelme ihtimali neredeyse sıfır. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Sebep de malum. Hepiniz de benim kadar iyi biliyorsunuz. Hem hem BKO gitmediği için hem parasal anlamda sayısal anlamda stopere ihtiyacımız olmadığı için. Ama Yasin Özcan'ı çok zorluyoruz. Bu da burada kalsın arkadaşlar. Onun dışında e, Edin niye ısrar? Edin topu önde tutuyor. Hocam Edin satılacak mı? Tadiç satılacak mı? diye bir soru gördüm. İkisi de şu an için kalacaklar. İkisinde de herhangi bir sıkıntı yok. Ceko önde duruyor. Takımı önde tutuyor. Hücuma çıkmada tecrübeli. Takım arkadaşlarından iyi. Hocam Acun sadece konuşuyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor diyen arkadaş var. Canlı yayın yap diyen arkadaş var. Sipariş veriyor. Ben de o arkadaşa sipariş veriyorum. Siz de üye olarak lütfen arkadaşlar sağa sola her yere e, izleme atın. Her videoyu izleyin. Beğeni atın. Olmaz mı? Yani Şimanski diyor Tadiş ve Ceko yerine pres yapmaktan anası alıyor demiş. Bir takımda 11 oyuncunun 11 de pres yapmaz. Önce bunu bir anlayın. Yani futbol bu değil zamanında pres yapmıyor diye öbürleri anası mı alıyordu? Alex'in yaptığı işten öbürleri rahatlıyordu. Şimdi 4 0 öne geçiyorsun. Yapacağın presi düşün. 0-0'da yapacağın presi düşün. Şimdi hangisi rahatlatmış oluyor? Böyle bir açıdan da düşünmek lazım. Hani edince o da ısrar bu yüzden ama İrfan Can Kahveci artı Ennesiri tam hazır olunca. Mourinho biraz da mükemmelliyetçi. Tam hazır olunca Mourinho bunları oynatacak. Ama tam hazır olmaları ne zaman sürecek? Mesela cuma günkü maç. Bakın takımımız salı günü idman yaptı. İlk idmanda. Pazar maçından sonra pazartesi idman yapmadı. İlk idmanı salı yaptı. Çarşamba yaptı. Yapacak. Salı, çarşamba. Perşembe, cuma günü maç var. Cuma zaten idman olmaz. Anladınız mı? 3 günlük idman. E, baktığın zaman arkadaşlar bu burada da mantık ne? Eee... Burada da durum bu şekilde. Ama ben kulağıma gelen bilgilere göre Ennesiri ve İrfan Can Cuma günü ilk 11'de. Murat Sancak Fenerbahçe 3 oyuncumuzu istiyor demiş arkadaşlar. Ozan Demirbağ, Deniz Dönmezer bir de U13'ten bir futbolcu diyor. Fenerbahçe bunları yapıyor. Yapmayı da sürdürecek. Ve ee, bayağı da güzel bir iş yapacak diye düşünüyorum. Mesela Antalya Spor'dan 4 tane genç var. Buradan var. Bursa Spor'dan var. Altyapıyı da çok iyi yapıyor. Çünkü Fenerbahçe vitrine çıktı. Artık herkes transferde Fenerbahçe'ye odaklanmış durumda. Bu da iyi bir şey arkadaşlar. Fenerbahçe açısından. Ha. E, hocam altyapıyı niye izlesin? Adamlar A takımı izlerler demeyin. Altyapıyı da izliyorlar. İsmail Yüksek Fenerbahçe'nin 4. golünde rakip kaleciyi teselli etti diyor. Şimdi bunu şike olarak adlandıran arkadaşlar herhalde kendi futbolcularının yediği gollere ya da kendilerinden kiralık giden futbolcuların yedi golleri falan hatırlıyorlardır. Neyse. Bunun dışında da mesela gündemde neler var? Amrabat'ı, Medina'yı konuştuk. Açık söyleyeyim şu an sosyal medyaya göre %99 bu ikisi Fenerbahçe'nin yeni orta saha hattı. Ama İsmail'i kesebilecek mi birisi? ya da diğeri e, Fred'i kesebilecek. Mesela Medina Fred'i kesemez. O ayrı mesele. Ama Fred'in arkasında gayet iyi bir şekilde çalışabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Ben buna bir şey demiyorum. Hatta bu çok mantıklı geliyor. Anlatabiliyor muyum? Bu da çok mantıklı. İsmail Yüksek Amrabat olayı. Ya düşünüyorum. Hani İsmail'le rekabet edebilecek e, bir isim. Doğru. İsmail ile rekabet edecek. İsmail'i zaman zaman kesebilecek. Hani ben zaman zamandan kastettiğimi anlayın diye söylüyorum arkadaşlar. Şimdi her maç İsmail oynayacak diye bir durum yok. Zaman zaman İsmail zaman zaman e, Mourinho oynarsa bunu... Mourinho nereden çıktı lan? Tövbe <laughs> Mourinho'yu özlemişim de. Zaman zaman İsmail zaman zaman e, Amrabat oynarsa Zaman zaman Fred, Fred'in sakatlandığı alanda Medine oynarsa, bunlar kendini geliştirirse, artı Şimanski, Mert Hakan bunları desteklerse, bence Fenerbahçe orta sahası ideal olacak. Ama bu ikisi hemen hemen tamam gibi duruyor. Kurniç artık yok. Zaitse artık yok. Kent artık yok, onu da belirteyim. Yani Ryan Kent istediği kadar yırtılsın. Artık Ryan Kent bu takıma hem zaten giremez hem de paparayı yedi. Bunu da diyeyim arkadaşlar aramızda kalsın. Lindelöf'ü beklemeyin açıkçası. Yasin Özcan'a çok uğraşıyoruz. Taliska müjdesi. Ya Taliska ile yolları ayırabilirmiş de takımı falan filan. Fenerbahçe'nin hiçbir alakası yok. Gelmeyecek Fenerbahçe'ye. Tamam mı? Yani böyle bir olay yok arkadaşlar. Haberiniz olsun. Taliska Maliska gelmeyecek. Taliska gelecek diyenler yalan söyler. İyi de hocam sen de günde 3-4 tane video çekiyorsun. Senin söylediklerinde yalan. Arkadaşlar açın videoları. Kulağınızdan dinleyin. Gözünüzden izleyin. Bakın bakalım utanmadan hala bu algınızı sürdürebilecek misiniz? Yoksa özür mü dileyeceksiniz? Gerçi özür dilemek şerefli insanların yapabileceği bir iş. Salih Özcan takımından ayrılmak istiyormuş ama kulübü 10 milyon euro istiyor. Verirsiniz 10 milyon euroyu. Alalım diyorsanız. O da size kalmış. Ben yani ee, çok beklemiyorum ya açıkçası Salih Özcan'ı beklemiyorum. Siz de beklemeyin. Ferdi Kadıoğlu çok uzamadı mı hocam sence de? Bence de çok uzadı ama sonu hayırla bitsin de uzamasının çok bir önemi yok. Yeter ki sonu hayırla bitsin. İnşallah hayırla bitecek de açıklamayı da bugün yarın duyarsınız. Serdar Aziz, Emre Mor mesela e, menajerleri birçok takımla görüşüyor. Ayrılmaları an be an gündemde. Hep birlikte ona da bakacağız arkadaşlar. Ve hep birlikte eee bunu da yapacağız inşallah. Ya bu isimlerin gidişi kesin gibi. Omar Fayed'in açıklamasını bekliyoruz zaten. Zayis Kent dediğim gibi kulüp bakıyorlar. Onlar gidiciler. Kent Nesiri'yi söyledik. Fred'i e söyledik. İsmail Yüksek Şimanski'yi belirttik. Ee, onun dışında başka isim var mı arkadaşlar? Wesley bilmem şu takıma gidiyormuş da umurumda değil. Puertas gitmiş. Screener gitmiş o takıma. Fenerbahçe'ye yazmalarına ben sadece ayar oluyordum. Yoksa onun dışında isteyen istediği takıma tabii ki gidebilir. Bizlik bir durum yok. Söyleyeceklerim bu kadar. Transfer'e dair sorularınızı, yorumlarınızı o videonun altına yapabilirsiniz. Teşekkür ediyorum beğendiğiniz için. Teşekkür ediyorum kanala abone olduğunuz için. Her türlü desteklerinizden dolayı da sağ olun. Var olun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.